Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanım, çok değerli Yargıtay Başkanım, Danıştay Başkanım, değerli Bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi'nin çok değerli üyeleri, Yüksek Yargı'nın çok değerli temsilcileri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin değerli temsilcileri, Hukuk camiamızın kıymetli mensupları, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu projenin hayırlı olmasını diliyorum ve projenin bireysel başvuru sonucunda verilen kararların etkili şekilde yerine getirilmesine katkı sunacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere anayasamıza göre Devletin temel amaç ve görevlerinden biri temel hak ve özgürlükleri, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik, siyasal ve sosyal engelleri kaldırmaktır. Bu aynı zamanda insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışının da bir gereğidir. Hak ihlallerini ortadan kaldırmak ve bu ihlalleri müeyyideye bağlamak esas itibariyle hukuk devletini güçlendirmek anlamına gelmektedir. Hukuk devletini güçlendirme yolunda en önemli adımlarımızdan biri 2010 anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize kazandırdığımız Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoludur. Bu yenilik milletimizin onayıyla anayasamıza girmiştir. 23 Eylül 2012'den itibaren uygulanmakta olan bu sistem Rotamızın hak ve demokrasi olduğunun en açık teyidi ve göstergesidir. Elbette hak ve özgürlüklerin yerine göre suç veya haksız fiil olarak ihlali halinde müeyyide olarak belirlenmiştir. Bir yaptırımı her zaman mümkündür. Bu imkan 2012'den önce de vardı ve halen de var. Ancak bireysel başvuru sistemi bütün çarelerin tüketildiği anda son bir hak arama yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem temel hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez öneminden kaynaklanan bir son telafi imkanıdır. Bu yeniyle bireysel başvuru kurumu anayasamız ve Türk hukuk sistemi için bir devrim niteliğindedir. Değerli katılımcılar, egemenliği sahibi olan milletimizin temel beklentisi insan haklarına bağlı hukukun üstünlüğüne saygılı, adil ve demokratik bir devlet düzeninin korunmasıdır. 2002'den bugüne tüm politika belgelerimiz buna uygun bir yönelimi ortaya koymaktadır. Türkiye'nin gücü demokrasiye sadakatten ve hukuka bağlılıktan gelmektedir. Bu çerçevede bireysel başvuru sistemi Türkiye'nin 2002'de girdiği milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne saygıda çok önemli bir araçtır. Demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıktığımız yol, mücadelemiz çetin ama bu konuda adımlarımız kararlıdır. Bugüne dek attığımız tüm adımlarla ülkemizin hak ve hürriyet çıtası hep yukarıya çıkartılmıştır. 2004 yılında temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları kanunun da üzerine çıkaran anayasal kuralla bu konudaki hassasiyet ve özgüvenimiz en başta ortaya konmuştur. Bilgi edinme hakkı, sendika özgürlüğünün geliştirilmesi, kişisel verilerin korunması, TİHEK, ombudsmanlık gibi yeni kurumlar, yeni hak arama yolları yine getirilen düzenlemelerdendir. Devlet güvenlik mahkemelerinin ve sonrasında askeri yargının varlığına son verilmesi, sivil demokratik iradeyi esas alan anlayışımızın bir sonucudur. Aynı düşünceyle hakimler ve savcılar kurulunda yine demokratik temellere bağlanarak demokratik meşruiyetinin güçlendirilmesi de bu çerçevede atılan önemli adımlardır. Vesayetten milli iradeye geçiş sürecinde insan hak ve hürriyetleriyle çelişen pek çok hüküm mevzuat değiştirilmiş ve demokratik hukuk devleti anlayışıyla uyumlu hale getirilmiştir. Yine insanımızın inancının gereğini yerine getirmesinin önündeki tüm engeller ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi, hukuksuz, defakto uygulamalar, red ve inkar politikaları da hukuk ve siyaset gündeminden kaldırılmıştır. Değerli katılımcılar, bu değişim ve yenilik tablosuna şöyle bir iki adım geriye çıkıp baktığımızda yakın tarihimizde ne kadar büyük bir makas değişikliğinin olduğunu görebilmekteyiz. Bu değişikliğin temelinde iki ayrı devlet tasavvurunun bilinçli bir şekilde bir tercihi bulunmaktadır bir yanda vatandaşları için tırnak içinde makul ve makbul kalıplar üreten bir ideolojik yaklaşım, diğer yanda insanımızın kendi iyi, makul ve makbul sınırlarını kendilerinin belirlemelerini imkan tanıyan bir demokratik devlet. Son 19 yılın tercihi demokratik devlet anlayışıdır, tasavvurudur, vizyonudur. Bu tercih her şeyden önce millete aittir. Bu tercih din, dil, mezhep, bölge, cinsiyet, dünya görüşü, yaşam tarzı gibi insanın onuruna ve doğasına aykırı tüm ayrımları reddetmiştir. Bu tercih belli bir zümra veya belli bir görüş için değil, herkes için tarafsız, adil ve eşit bir hukuk düzenine işaret etmektedir. Bu tercihin asıl sahibi aziz milletimizdir ve yine aynı noktadadır. Hepimizin bildiği gibi, Geçmişte toplumu dünya görüşleri ve yaşam tarzları üzerinden renklere ve kamplara ayırmanın bedelini sadece o dönemin siyasetçileri ve aktörleri değil, millet olarak hepimiz topyekün ödedik. O karanlık dönemlerden millet iradesiyle çıkan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir zihniyet dönüşümüne imza atmıştır. Bu dönüşümün esası demokrasi ve insan hakları odaklı yaklaşımın tüm devlet faaliyetlerinin merkezinde olmasıdır. Batı ülkeleriyle kıyaslanamayacak ölçüde iç ve dış güvenlik tehditlerine rağmen Türkiye, hak ve özgürlükleri esas alan reform çizgisini büyük bir politik özgüvenle ortaya koymaktadır. Türkiye, devleti özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışta Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yürümektedir. Amacımız bu temel çerçevenin daha da güçlenmesidir. Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler reformcu kimliğimizin bileşenleridir. Bu zemin üzerinde yükselen insan hakları eylem planımızı oluşturan yaklaşım hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. İnsanın onurunun mutlak dokunulmazlığıdır özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonu ile hazırladığımız bu belge bir bütün olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarımızı seslendirmektir. Çabamız, gayretimiz hiçbir vesayet odağının devlet ile vatandaş arasına bir daha asla giremeyeceğidir. Giremeyeceği bir Türkiye içindir. Bu itibarla demokrasiden, hukuktan, insan haklarından asla taviz vermeyeceğiz. Değerli katılımcılar. Millet iradesinin devletin bütün kurumları üzerinde belirleyici olduğu bir demokrasiyi sabit kılmanın yolu vatandaşın anayasayla bağını canlı tutmaktan geçer. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulünün bu noktada da olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Bireysel başvuru demokratik bir hukuk devleti altında yaşama bilincimize ciddi bir katkı sağlamıştır. Bu sayede hukuk sistemimiz Hak ve adalet duygularının korunması ve pekişmesi yolunda önemli bir eşiği geçmiştir. Elbette bu durum etkili bir koruma mekanizmasına bağlıdır. Çünkü hak arama sadece uyuşmazlığı mahkeme önüne taşımayı değil, aynı zamanda uyuşmazlığın etkili şekilde karara bağlanmasını da içerir. Hatta asıl anlamını bu noktada bulur. Bir başka ifadeyle hak arama hakkı dava açma hakkının yanında uyuşmazlığın kesin, bağlayıcı ve icra edilebilir nitelikte kesin bir kararla sonuçlandırılmasını da gerektirir. Anayasamızda anayasa mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu özel bir hüküm altına alınmıştır. Hukuk devletinde bireysel başvuru sonucunda verilen karar sadece o somut uyuşmazlık yönüyle sonuç doğurmakta kalmaz, diğer benzer olaylarda da göz önüne alınmalıdır. Bu bağlamda bildiğiniz gibi hakim ve savcıların ihlal kararlarına uygun davranmaları HSK tarafından yine terfilerine dikkate alınmaktadır. İnsan hakları eylem planımızda anayasa mahkemesinin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanması somut faaliyetlerle desteklenmiştir. Bireysel başvuru sisteminin 9 yıllık uygulamasının değerlendirilmesi, ve etkinliğinin artırılması da önem verdiğimiz çalışmalar arasındadır. Bu sisteme ilişkin görüş ve tespitlerinde analiziyle daha etkin bir yolu hep birlikte inşa edeceğimize ortak akılla inanıyoruz. Herkesin anayasa mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür. Ve hukuk devletinin bir gereğidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu kuralı da tahkim ediyoruz. Bununla birlikte Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı, kararların hiçbir koşulda eleştirilmeyeceği anlamına da gayet tabi gelmeyecektir. Eleştiri özgürlüğü de demokrasinin bir unsurudur. Demokrasilerde yargı kararları eleştirilebilir, hukukun sınırları içerisinde tartışılabilir. Yargı kararlarına getirilecek bilimsel, makul, hukuksal eleştiriler esas itibariyle yargının gelişimine de katkı sağlar. Yargı kurumları kamuoyundan gelen yansımaları adeta bir geri bildirim olarak değerlendirmelidir. Kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olmalıdır. Açılışını yaptığımız bu projenin bu konuda da önemli açılımlar getireceğine inanıyorum. Konuşmama son verirken projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese tebrik ediyor ve tüm haziruna saygılarımı sunuyorum.